Kanal 3 ekranlarından merhabalar sevgili izleyenler. Ben Meltem İnser. Bugün 21 Eylül günlerden cumartesi, saatlerimiz 18.30'u gösteriyor. Ana haber bülteniyle karşınızdayız. İsrail'in Lübnan'a saldırıları bugün de devam etti. Hizbullah da İsrail'in kuzeyindeki askeri bölgeleri füzeyle hedef aldı. İsrail'in saldırıları devam ediyor. İsrail, Lübnan'da Hizbullah'a ait olduğunu ileri sürdüğü noktalara hava saldırısı düzenledi. Hizbullah da sınır hattındaki yerleşim yerlerine füze saldırıları düzenledi. Lübnan resmi haber ajansı NNA, İsrail'in güneyindeki Cezzin, Sur, Bint, Cibeil, Marca, İyun ve Beka vadisinde farklı noktalara onlarca bomba attığını aktardı. Öte yandan Lübnan'dan atılan bir dizi roket nedeniyle İsrail'in kuzeyindeki Yukarı Celile bölgesindeki İsrail yerleşimlerinde saldırı alarmları çaldı. İsrail basınındaki haberlere göre Lübnan'dan yaklaşık 25 kadar roket atıldı. İsrail polisi Yukarı Celile bölgesinde açık alanlara füzenin isabet ettiğini ve yangın çıktığını bildirdi. Bu arada Hizbullah da yazılı bir açıklamayla İsrail'in kuzeyindeki Zarit, Ramot, Naftali ve Briya'daki askeri noktalara saldırı düzenlediğini duyurdu. Sonbaharla birlikte yağışlar etkisini göstermeye başladı. Meteoroloji bu kez 26 ili şiddetli yağışlara karşı sarı kodla uyardı. Şırnak'ta ise sığındıkları ağacın yanına yıldırım düşmesi sonucu 3'ü ağır 8 kişi yaralandı. Yağmur, fırtına, sel. Sonbahar kendini gösterdi. Sıcaklıklar düştü. Meteoroloji bu kez 26 ili uyardı. Megakent İstanbul başta olmak üzere yurdun güneybatı ve Doğu Akdeniz kesimlerinde sağanak yağışların etkili olması bekleniyor. Ülke genelinde sağanaklar devam ederken hafta sonu da tablo değişmeyecek. Yağışlar etkisini sürdürecek. Termometreler düşecek. Gök gürültülü sağanak yağışlar Mersin, Adana, Osmaniye ve Gaziantep çevreleriyle Kahramanmaraş ve Hatay'da etkili olacak. Sıcaklıklar 2 ila 4 derece birden düşecek. Sarı kod uyarısının yapıldığı Trabzon'da yağışlar etkili oluyor. Trabzon'da metrekareye 100 kilogramın üzerinde yağış düştü. Araklı, Arsin ve Sürmene ilçeleri sele teslim oldu. Heyelan yaşandı, dereler taştı. Şiddetli yağışlar yolları göle çevirdi. Araçlar sular altında kaldı. Sürmene'de işitme engelli bir kişi sağanağa cami çıkışında yakalandı. Sele kapıldı. Bölgede AFAD ekipleri arama çalışmalarına devam ediyor. Selden etkilenen Trabzon ve ilçelerinde belediyeler de hasar gören alanlar için çalışmalar yürütüyor. Şırnak'ta ise sağanak nedeniyle sığındıkları ağacın yanına yıldırım isabet etmesi sonucu 3 ağır 8 kişi yaralandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu toplantısı için Amerika Birleşik Devletleri'ne doğru yola çıkarken havaalanında basın toplantısı düzenledi. Amerika Birleşik Devletleri'ndeki temaslarıyla ilgili açıklamalar yaptı. Birleşmiş Milletler'de özellikle Filistin'de yaşanan insanlık dramını dile getireceğini söyledi. Dünya Siyonizminin Orta Doğu'da estirdiği ölüm fırtınasına karşı elimizden ne gelirse yapacağız dedi Erdoğan. İsrail'in Lübnan'a yönelik siber saldırısını hatırlattı. Tüm ikazlarımıza rağmen bazı batılı ülkelerin desteklerini yanına alarak İsrail'in çatışmaları Lübnan ve bölgeye maalesef yayılmaktadır diye konuştu. Lübnan'ın zor durumda olduğunu, Lübnan Başbakanı'nın ülkesinde yaşananlardan dolayı Birleşmiş Milletler toplantısına katılamayacağını ilettiğini söyledi. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu toplantısı öncesinde gündemini anlattı. Dünya liderleriyle bir araya geleceğini söyledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, BM'de yapacağı konuşmanın ana temasının İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları ve dünyanın Gazze'deki drama sessizliği olacağını kaydetti. Başta Gazze olmak üzere Filistin topraklarında akan kanı durdurmayı ele alacağız. Çocuk, kadın, yaşlı ölüyor. Artık rakam
45 binin üzerine çıktı. Bu yenilir yutulur bir gelişme değil. İnşallah Türkiye olarak bugüne kadar bu mücadeleyi nasıl vermişsek, özellikle dünya siyonizminin şu anda Orta Doğu'da estirdiği bu ne yazık ki ölüm fırtınasına karşı Türkiye olarak biz yine neler yapabiliriz? Bunun gayreti içerisinde olacağız. Erdoğan, BM Genel Kurulu toplantısı için ABD'ye yola çıkarken İstanbul'da basın toplantısı düzenledi. İsrail'in Lübnan'a düzenlediği siber saldırılarla ilgili konuştu. Lübnan Başbakanı ile yaptığı görüşmenin detaylarını da anlattı. Tüm ikazlarımıza rağmen bazı batılı ülkelerin de desteklerini yanına alarak İsrail'in çatışmaları Lübnan ve bölge geneline maalesef yayılmaktadır. Gerçekten şu anda bölge açıklanamayacak derecede büyük bir krizle karşı karşıya. Birleşmiş Milletler'e gelme noktasında da bu sene herhalde gelemeyeceğim ifadesini kullandı. İsrail'in siber saldırısının milli teknolojinin önemini ortaya koyduğunu söyledi. Erdoğan, Türkiye'nin bu tip saldırılara karşı tedbir için tüm imkanlarını seferber ettiğini söyledi. İnsanlığın kaybedecek bir günü dahi kalmamıştır. Diğer taraftan Lübnan'da düzenlenen saldırı milli teknolojilerin sadece savunma sanayi alanında değil, çok daha geniş bir çerçevede ne kadar önemli olduğunu ortaya koymuştur. Ve biz de tabii bu gelişmeler karşısında çok daha farklı tedbirler almak suretiyle şu anda bütün imkanlarımızı seferber etmiş durumdayız. Erdoğan basın toplantısında Suriye ile normalleşme sürecini de değerlendirdi. Görüşme irademizi ortaya koyduk, cevap bekliyoruz dedi. Biz bu konuda çağrımızı yaptık ve Türkiye ile Suriye arasındaki ilişkilerin normalleştirilmesi için Beşar Esad ile görüşme irademizi de ortaya koyduk. Biz şimdi karşı taraftan cevap bekliyoruz. Biz buna hazırız. Halkı Müslüman iki ülke olarak artık bu birlikteliği, bu beraberliği bir an önce gerçekleştirelim istiyoruz. Cumhurbaşkanı Erdoğan, BM kapsamında pek çok dünya lideriyle görüşme yapacağını söyledi. Bazı görüşmelere Türk evinin ev sahipliği yapacağını duyurdu. Tabii Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'na katılmak için ajandamız dolu dolu gidiyoruz. Ana gündemimiz Birleşmiş Milletler'in Genel Kurulu ve oradaki temaslar. Fakat tabii Biden veya daha başka sürpriz görüşmeler nerede, nasıl olur? Bunların hepsini oradaki gelişmelerle ele alacağız. Gerek Türk evinde, gerek Birleşmiş Milletler binasında yoğun bir görüşme trafiğimiz olacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a Amerika Birleşik Devletleri ziyaretinde eşi Emine Erdoğan da eşlik ediyor. Emine Erdoğan, Amerika Birleşik Devletleri'nde yoğun temaslarda bulunacak. Lider eşlerine Türk çeyiz kültürünü anlatacak. Erdoğan, sıfır atık projesi kapsamında Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Guterres'le de bir araya gelecek. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ve saygıdeğer eşi Sayın Emine Erdoğan hanımefendi lider eşleriyle bir araya gelecek, köklü Türk geleneklerini anlatacak, koruyucu aile seferberliği çağrısında bulunacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Birleşmiş Milletler 79. Genel Kurulu için Erdoğan'la Amerika Birleşik Devletleri'nde. Emine Erdoğan da ABD ziyaretinde yoğun temaslarda bulunacak. Birleşmiş Milletler'e katılan liderlerin eşleriyle bir araya gelecek, ikili görüşmeler gerçekleştirecek.
Emine Erdoğan ABD'de Türkçeyi kültürünü dünyaya tanıtacak. Erdoğan, Türk evinde olgunlaşma enstitüleri tarafından düzenlenecek, gelin hazineleri Osmanlı ve Anadolu çeyizlerinde bir yolculuk programına ev sahipliği yapacak. Projeyle geçmişten bugüne köklü Türk aile kültürünün en önemli parçalarından çeyiz geleneğinin unutulmaması ve gelecek kuşaklara miras olarak aktarılması amaçlanıyor. Erdoğan'ın gündeminde koruyucu aile konusu da olacak. Aile bakımından yoksun her çocuğa sevgi dolu bir yuvanın verilmesi hedefiyle 2012 yılında hayata geçirilen Gönül Elçileri projesini dünyaya anlatacak. 10 bini aşkın çocuğu aile sahibi yapan projeyi diğer ülkelerin cumhurbaşkanı eşlerine, bakanlarına, Birleşmiş Milletler'in ve uluslararası sivil toplum kuruluşlarının üst düzey yetkililerine aktaracak. Emine Erdoğan'ın koruyucu aile konusunda küresel anlamda seferberlik çağrısı da yapması bekleniyor. Dünya çapında yankı bulan ve uluslararası ödüllere layık görülen Sıfır Atık projesi de Emine Erdoğan'ın ABD'deki gündemlerinden biri olacak. Erdoğan'ın Birleşmiş Milletler Sıfır Atık Yüksek Düzeyli Şahsiyetler Danışma Kurulu Başkanı olarak Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Guterres ile görüşmesi bekleniyor. Görüşme ve temasların ardından lider eşleri ve ülkelerin üst düzey temsilcilerinin Emine Erdoğan'ın öncülük ettiği küresel sıfır atık iyi niyet beyanını imzalamaları planlanıyor. Soğuk suyu koyuyoruz. Soğuk. Irak'ın kuzeyindeki Gara, Hakurk ve Kandil'de düzenlenen operasyonlarda toplam 17 terörist etkisiz hale getirildi. Mehmetçik terör yuvalarına Mehmetçiğin pençesini atmaya devam ediyor. Terörü kaynağında bitirme hedefi doğrultusunda Irak'ın kuzeyinde operasyonlar düzenlendi. Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre 17-18 Eylül 2024 tarihlerinde düzenlenen hava harekatları sonucunda Gara'da 8, Hakurk'ta 4 ve Kandil'de 5 terörist olmak üzere toplam 17 terörist etkisiz hale getirildi. Terör örgütü PKK-KCK'nın Avustralya yapılanmasında aktif faaliyet gösteren Çiğdem Aslan, Milli İstihbarat Teşkilatı ve İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nün ortak operasyonuyla yakalandı. Terör örgütü PKK'nın Avustralya yapılanmasında aktif rol oynayan Çiğdem Aslan, İstanbul'da MİT ve İstanbul Emniyet Müdürlüğü Tem Şube Müdürlüğü tarafından düzenlenen ortak operasyonla yakalandı. Güvenlik kaynaklarından alınan bilgilere göre Avustralya'da bölücü terör örgütü adına çeşitli eylem ve etkinliklere katıldığı gerekçesiyle uzun süredir MİT tarafından takip ediliyordu. Üst düzey PKK-KCK mensuplarıyla bağlantılı olduğu tespit edilen Aslan'ın İstanbul Havalimanı'ndan Avustralya'ya gitmeye çalıştığı sırada operasyonla yakalandı. Çiğdem Aslan tutuklanarak cezaevine gönderildi. Emniyet teşkilatı suç ve suçlulara göz açtırmıyor. Antalya merkezli 6 ilde Daltonlar çetesine yönelik operasyonda 32 örgüt üyesi yakalandı. Emniyet düğmeye bu kez Daltonlar çetesi için bastı. Adreslere tek tek girildi. Her yer didik didik arandı. İçişleri Bakanlığı'nın radarında Daltonlar çetesi olarak da bilinen organize suç örgütü vardı. Emniyet elebaşılığını yurt dışında tutuklu bulunan Beratcan Gökdemir'in yönettiği çeteyi kıskaca aldı. Antalya merkezli 6 ilde Kuyu 27 operasyonu düzenlendi. Her adrese bir bir girildi. 36 örgüt üyesi kıskıvrak yakalandı. Operasyonlarda 23 ruhsatsız tabanca, çok sayıda uyuşturucu madde ve çok miktarda para ele geçirildi. Detayları İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından duyurdu. Yerlikaya mesajında, "Aziz milletimizin bilmesini isterim ki hangi büyüklükte olursa olsun organize suç örgütlerini çökertip adalete teslim etmeye kararlıyız." dedi.
Okullardaki temizlik sorunuyla ilgili olarak Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'den açıklama geldi. Tekin, pazartesi itibarıyla tam zamanlı 30 bin personel alınacak dedi. 2024-2025 eğitim öğretim dönemi başladı. Yetersiz personel nedeniyle okullarda temizlik problemleri ortaya çıktı. Bazı okullarda yönetimin temizlik elemanı istihdam etmek için velilerden maddi destek talep ettiği iddia edildi. Bazı okullarda da velilerin dönüşümlü olarak okulu ve sınıfları temizledikleri görüntüler sosyal medyada paylaşıldı. Soruna ilişkin Milli Eğitim Bakanlığı harekete geçti. Bakanlık, bünyesine 30 bin temizlik personeli alınacağını açıkladı. Açıklama, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'den geldi. Bakan Tekin, pazartesi Çalışma Bakanlığı 30 bin ilave temizlik personel hakkı tanıyacak dedi. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı, elektrik ve doğalgaz faturalarında ciddi destek uygulandığını, imkan doğrultusunda bu uygulamanın devam edeceğini kaydetti. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, doğalgaz ve elektrik faturalarına ilişkin yeni uygulamaların 2025 yılında yürürlüğe gireceğini açıkladı. Bayraktar, Türkiye'de %3'lük bir yüksek tüketim grubu olduğunu belirterek, "Bu gruba elektriğin maliyeti budur, bu maliyeti ödeyin diyeceğiz," dedi. Habertürk TV'de gazeteci Mehmet Akif Ersoy'un sorularını yanıtlayan Bayraktar, destek gruplarını doğru tanımlamanın önemli olduğuna vurgu yaparak, özellikle yüksek tüketim gruplarının bu maliyetlere katlanmasının destek gruplarını rahatlatacağını belirtti. Bayraktar, uygulamanın 2025 yılında devreye gireceğini ve yaklaşık 36 milyon abonenin %3'lük kısmını kapsayacağını ifade ederek, maliyet esaslı fiyatlandırma sistemiyle bu grup tüketiminin maliyetini karşılayacak şeklinde konuştu. Kırsal bölgelerde bir sayaçtan birden fazla aile yaşayan durumların istisna oluşturabileceğini belirten Bayraktar, titiz bir çalışma yürütüldüğünü ve istisnaların dikkatlice değerlendirileceğini söyledi. Unsurlardan bir tanesi cari açıklama. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, TOKİ'deki konut ve iş yerleri için peşin ödemede %25 oranında indirim başlatılacağını duyurdu. Kampanyadan yaklaşık 162 bin konut ve iş yeri sahibinin faydalanması bekleniyor. Uygun fiyatları nedeniyle binlerce orta ve düşük gelirli vatandaşın ev ve iş yeri sahibi olmak için tercih ettiği TOKİ'den beklenen haber geldi. TOKİ, yoğun talep üzerine geri ödemeleri devam eden konut ve iş yerleri için peşin ödemede %25 indirim başlatacak. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada indirim kampanyasına ilişkin bilgi verdi. Borcunu peşin ödeyip tapusunu hemen almak isteyen konut ve iş yeri alıcıları için %25 oranında indirim yapılacak. Kampanyadan yararlanmak isteyen vatandaşlar 23 Eylül-18 Ekim 2024 tarihleri arasında başvurularını yapabilecek. Peki kampanya kimleri kapsıyor? Temmuz 2023 öncesi ev ve iş yeri alanlar kampanyadan yararlanabilecek. TOKİ'den ev ve iş yeri satın alanlar borç bakiyesinin peşin kapatılması durumunda %25 oranında indirimden faydalanabilecek. 2023 yılı Haziran ayı sonuna kadar satılmış konutların sahipleri, geri ödeme taksitleri en geç 2023 Haziran ayı sonu itibarıyla başlayanlar ve kalan taksit sayısı 12 aydan fazla olan vatandaşlar kampanyaya başvurabilecek. Borcunun en az %25'ini kapatanlar da aynı oranda indirimden faydalanabilecek. Başvurular satış işlemlerinin gerçekleştiği bankalar aracılığıyla yapılacak. Ancak kampanyadan yararlanmak isteyenlerin geriye dönük borcunun olmaması ve taksit ödemelerini gününde yapmış olması gerekiyor. Konut ve iş yeri sahiplerinin başvuru tarihi itibarıyla öncelikle borç kapatmanın yapıldığı aya ait taksit ödemelerini yapmış olması gerekiyor. Kampanya tarihinden sonra yapılacak borç kapatma ve kısmi ödemelerde vatandaşlar %25'lik indirimden yararlanamayacak. Kampanyadan yaklaşık 162 bin konut ve iş yeri sahibinin faydalanması bekleniyor.
Covid-19 nedeniyle ehliyet yenileme süresi İçişleri Bakanlığı'nca 2 yıl daha uzatılmıştı. Bu tarih 31 Aralık 2024'te sona eriyor. Eğer yenilenmezse para cezası uygulanacak. Üstelik şu anda 4.064 lira olan ceza yeni yılla birlikte artacak. Yıl sonu yaklaşırken ehliyet yenileme işlemi için kritik açıklama geldi. Yenileme işlemini henüz tamamlamayan sürücüler için son başvuru tarihi 31 Aralık 2024. Sürücülerin bu tarihe kadar işlemlerini tamamlamaları gerekiyor. Haberi Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü duyurdu. 2016'dan önce verilen ehliyetler eski tip sürücü belgesi olarak kabul ediliyor. Ehliyetini yenilemek isteyenler nüfus müdürlükleri ve randevu sistemlerinde yoğunluk yaşamaya başladı. Yetkililer yoğunluk nedeniyle başvuruların son güne bırakılmaması konusunda vatandaşlara uyarıyor. Peki, ehliyet yenileme işlemi nasıl yapılır? Gerekli evrakları tamamlayıp harçlar yatırıldıktan sonra Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Müdürlüklerinden randevu alınıyor. Ardından kısa sürede yeni ehliyet verilen adrese kargolanıyor. Belirtilen tarihe kadar yenilenmeyen eski tip ehliyetler geçersiz sayılacak. Trafik uygulamasında tespit edilecek sürücülere 4.064 lira ceza uygulanacak. Bu tutar 2025 yılı için Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından yeniden belirlenecek. Covid-19 nedeniyle ehliyet yenileme süresi İçişleri Bakanlığı'nca 2 yıl daha uzatılmıştı. Ticaret Bakanlığı elektrikli araçlar mevzuatında değişikliğe gitti. Düzenleme ile hibrit ve plug-in araçlar için yetkili servis açma şartı getirildi. Türkiye elektrikli araçlarda servis ağını geliştiriyor. Elektrikli araç servis bakımlarında yönetmelik kapsamı genişletildi. Hibrit ve plug-in araçlarda da servis açma şartı getirildi. Trafikte her geçen gün elektrikli araç sayısı artıyor. TÜİK verilerine göre yılın ilk 8 ayında trafiğe kaydı yapılan araçlardan %13'ü hibrit, %8,3'ü ise elektrikli. Dolayısıyla Türkiye'de elektrikli araçlar için şarj istasyonu ve servis ağına duyulan ihtiyaç da arttı. Türkiye'de bu sorunları gidermek amacıyla geçtiğimiz yıl yeni bir tebliğ yürürlüğe koydu. Tebliğ ile elektrikli araç ithalatında ithalatçının kendisi tarafından servis açma şartı getirildi. Ancak Ticaret Bakanlığı elektrikli araçlar servis bulamama sorununu kökten çözmek amacıyla tebliğin kapsamını genişletti. Tebliğ kapsamına hibrit ve şarj edilebilir hibrit araçlar da eklendi. Böylece tüm elektrikli araçların ithalatında 7 bölgede en az 20 yetkili servis açma zorunluluğu getirildi. Bu yetkili servisler Türk Standartları Enstitüsü tarafından belgelendirilecek. Servislerde çalışacak kişilerin ise mesleki yeterlilik belgesine sahip olma şartı getirildi. AK Parti'de yerel seçimlerin ardından başlayan değişim sürecinde yeni bir adım daha atıldı. Nevşehir, Ağrı ve Çanakkale il başkanlıklarında görev değişimi yapıldı. Büyük Kongre'ye kadar teşkilatlardaki yenilenme sürecinin tamamlanması bekleniyor. Tabandan başlayan değişimin ilerleyen günlerde parti üst yönetimine ve hatta kabineye kadar sıçraması bekleniyor. Seçmenden geçer not alamayan bizim takdirimize mazhar olamaz. Milletimizin başta değişim ve yenilenme talebi olmak üzere sandık sonuçlarıyla bize ulaştırdığı beklentilerinin tamamının farkındayız. Mesajların gereğini vakti saati geldiğinde muhakkak yapacağız. 31 Mart yerel seçimlerinin ardından sık sık benzer mesajlar verdi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan. Erdoğan'ın mesajlarının ardından gözler AK Parti'deki değişim sürecine çevrildi. Aylardır kulislerde tabandan tavana doğru yapılacağı konuşulan değişim için bir adım daha atıldı. Milletimizin AK Parti'den talepleri gerçekleşene kadar tüm kademelerde gereken adımları atmayı kararlılıkla sürdüreceğiz.
Erdoğan'ın kararıyla 3 il başkanı görevden alındı, yerine yeni isimler atandı. Nevşehir İl Başkanlığı'na Muhammed Feyzi Aygün, Ağrı İl Başkanlığı'na İlhami Yıldız ve Çanakkale İl Başkanlığı'na Ömer Faruk Göktürk görevlendirildi. Değişim sürecinin tabandan başlatılarak teşkilatların canlı tutulması hedefleniyor. Yerel seçimlerin ardından önce genel merkezin talimatıyla Rize, Adıyaman ve Batman il başkanları istifa etmişti. Ardından da 7 ilde il başkanları görevden alınarak yerlerine yeni isimler atanmıştı. Her il ve ilçe bazında değerlendirmelerimizi tek tek yapıyoruz. Farklı kanallardan derlediğimiz bilgiler ışığında fotoğrafı netleştiriyor, yol haritamızı ve atacağımız adımları tayin ve tespit ediyoruz. Ancak henüz AK Parti üst yönetiminde değişime ilişkin herhangi bir adım atılmadı. Teşkilatlardan başlayan değişim süreci önümüzdeki günlerde hız kazanacak. AK Parti yönetimi 2025 yılında yapılması planlanan Büyük Kongre'ye kadar teşkilatlardaki yenilenme sürecini tamamlamayı planlıyor. Büyük değişim içinse gözler Erdoğan'ın imzasıyla süreci başlatılan ve 2025 Mayıs'ında yapılması beklenen o kongrede. Kongreyle birlikte Erdoğan'ın A takımında değişime gitmesi bekleniyor. Bu değişimin Cumhurbaşkanlığı kabinesine kadar uzanması da gündemde. Amerika Birleşik Devletleri'nde başkanlık seçimleri için geri sayım sürüyor. 5 Kasım'da yapılacak seçimler öncesinde 3 eyalette erken oy verme işlemi başladı. Seçmenler sandık başına gitti. Amerika Birleşik Devletleri'nde seçim tartışmaları henüz devam ederken başkanlık yarışı da başladı. ABD erken oy kullanma işlemlerini ilk aşamada 3 eyalette başlattı. ABD 5 Kasım'da başkanlık seçimleri yapacak. Seçim Minnesota, Virginia ve Güney Dakota olmak üzere toplam 3 eyalette gerçekleştiriliyor. İlerleyen günlerde de 8 eyalette daha erken oy kullanma işlemi başlayacak. On binlerce seçmen sandığa gidecek. Erken oy kullanma işlemi seçmenler arasında tartışmaya neden olurken seçim sonuçları açısından da kritik önem taşıyor. Araştırma merkezlerinin raporuna göre erken oy kullanma uygulamasına demokratlar %82 oranında destek veriyor. Cumhuriyetçilerin ise yalnızca %37'si seçmenlerin erken oy kullanma seçeneğine sahip olması gerektiğini söylüyor. Bir araştırma şirketi tarafından yapılan çalışmayla Türkiye dünyanın en güçlü pasaportları listesindeki sıralamasını yükseltti. İşte dünyanın her yerine kapıları açan pasaportuna sahip ülkeleri ve Türkiye'nin listedeki yeri. Vize engeline takılmıyor, dünyayı diledikleri gibi gezebiliyorlar. Dünyanın en güçlü pasaportuna sahip ülke vatandaşları belli oldu. Türkiye ise listede sıra atladı. Birçok ülkenin kapıları sonuna kadar açılıyor, hiçbir yerde engele takılmıyorlar. Yapılan geniş çaplı bir araştırma, dünyanın en güçlü pasaportlarını listeledi. Listenin başında Singapur yer aldı. Singapurlular 195 ülkeye özgürce seyahat edebiliyorlar. Listenin ikinci sırasında 193 ülkeyle İspanya yer alırken, üçüncülüğü 192 ülkeye seyahat edebilen Fransa pasaportu aldı. En değerli 5 pasaport sırasıyla 1 Singapur, 2 İspanya, 3 Fransa, 4 İtalya, 5 Macaristan. Türkiye ise 18 basamak atlayarak 111. sıradan 93. sıraya yükseldi. Türkiye listede 115 ülkeye vizesiz ve varışta vize seçeneği sunan ülke olarak kategorize edildi. Araştırmada 199 ülke ve bölge değerlendirildi. WhatsApp yeni güncellemeyle 19 telefon modelinde artık kullanılamayacak. Facebook tarafından 2014 yılında 21 milyar dolara satın alınan WhatsApp, 1 Ekim 2024 itibarıyla bu telefonları desteklemeyi durduracak. Dünyanın en popüler mesajlaşma platformu WhatsApp büyük bir güncellemeye hazırlanıyor. 1 Ekim tarihinde yapılacak güncelleme sonrası WhatsApp 19 telefon modelinde çalışmayacak.
1 Ekim 2024 itibariyle WhatsApp'ın desteklemeyeceği telefonlar arasında birçok dünya devi markasının modeli bulunuyor. Yeni gelecek güncellemenin bu telefonlarda bazı sıkıntıları ortaya çıkaracağı gerekçesiyle WhatsApp otomatik olarak bu telefonlarda açılmayacak. Listedeki cep telefonlarının 7 yaşından büyük modeller olduğu gözlemlenirken WhatsApp'ın sahibi olan Meta, bu kararı yeni donanımlar ve yazılım güncellemelerine odaklanmak adına aldığını duyurdu. Listede Güney Kore ve Amerika menşeli birçok dev teknoloji markasının modeli bulunuyor. Amerika Birleşik Devletleri bilim kurgu filmlerini aratmayan bir olaya sahne oldu. Teksas'ta bir suçluyu yakalamak isteyen polis ekipleri başarılı olamayınca devreye polis robot girdi, zanlıyı etkisiz hale getirdi. Film sahneleri gerçek oluyor. Olayın adresi Amerika Birleşik Devletleri, görüntüdeki ise bir polis robot. Suçluyu etkisiz hale getirdi, görenler şaşkına döndü. Polis robot Teksas eyaletinde iş başındaydı. Hakkında şartlı tahliye ihlali nedeniyle tutuklama emri bulunan 39 yaşındaki adamı yakalamak için önce polisler devreye girdi. Ancak suçlu kaldığı otel odasından polise ateş açtı. Çatışmanın ardından başarıya ulaşamayınca iş robota düştü. Polis ekipleri odaya bir robot polisi gönderdi. Suçlu robotun üzerine çarşaf atarak engellemeye çalıştı. Kısa sürede çarşaftan kurtulan robot odanın içine göz yaşartıcı gaz attı. Gazdan etkilenen adam odadan sürünerek kaçmaya çalıştı. Ancak robot polis zanlının üzerine çıkarak önce hareket etmesini engelledi, ardından suçluyu güvenlik güçlerine teslim etti. Sakaryaspor Başkanı Gökhan İn darp edildi. Tehdit anlarının görüntüsü ortaya çıktı. Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı saldırgan hakkında gözaltı kararı verdi. Duyuyor musun beni? Duyuyor musun? Bana bak. Aman bana bak. Trendyol 1. Lig ekiplerinden Sakaryaspor'un başkanı Gökhan İn darp edildi. O anların cep telefonuyla çekilen görüntüleri ortaya çıktı. Duyuyor musun? Bana bak. Aman bana bak. Söz konusu görüntülerde saldırgan Gökhan İn ile konuşurken tehditler savuruyor, sonra da İn'i tokatlıyor. Görüntülerin sosyal medyada paylaşılmasından sonra Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığınca yağma suçundan soruşturma başlatıldı. Bana bak! Aman oğlum! Duyun beni! Cengiz kalp var benden. Duyun beni! Soruşturma kapsamında kulüp personeli olduğu belirtilen şüpheli CŞ hakkında gözaltı kararı verildi. Basın açıklaması yok abi artık. Bitti bu işler. Bu arada yaşanan olayın 22 Eylül'de gerçekleşecek olan Sakaryaspor Kongresi öncesi adaylık süreciyle ilgili olduğu iddia edildi. Sakaryaspor'un olağanüstü kongresinde yeterli çoğunluk sağlanamaması nedeniyle yeni kongre 22 Eylül Pazar günü Sakarya Atatürk Stadyumu'nda yapılacak. Kongrede mevcut başkan Gökhan İn ve aday Metin Kurtuluş da yer alacak. Manisa'da futbolcular dehşeti yaşadı. Maç için Elazığ'dan İzmir'e giden otobüs Manisa'da alevlere teslim oldu. Durumun erken fark edilmesi olası bir facianın da önüne geçti. Dumanlar yükseldi, bir anda yandı. Futbolcuları taşıyan otobüs Manisa'da alevlere teslim oldu. Karşıyaka karşılaşması için Elazığ'dan İzmir'e giden Harput Futbol Kulübü kafilesini taşıyan otobüsün motorundan dumanlar yükseldi. Kara duman yerini kısa sürede alevlere bıraktı. Dumanlar fark edildi. Otobüs yol kenarına çekildi. Alev topuna dönen otobüsten oyuncular son anda çıkabildi. Olası bir felaketin önüne kıl payı geçildi. İtfaiye ekipleri alevleri kısa sürede kontrol altına aldı. Teknik heyet, yöneticiler ve sporcularla birlikte toplam 34 kişiyi taşıyan otobüs küle döndü. Şarkıcı Metin Arolat hayatını kaybetti. Kadıköy'de sahne aldığı otelde şarkı söylediği sırada fenalaşan Arolat 52 yaşında hayata gözlerini yumdu.
Şarkıcı Metin Arolat, İstanbul Kozyatağı'ndaki bir otelde şarkı söylemek için sahneye çıktı. Arolat sahnede bir süre sonra fenalaşarak bayıldı. İlk müdahalenin ardından özel bir hastaneye kaldırılan Arolat, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. 52 yaşında hayatını kaybeden Metin Arolat, ilk albümünü 1995'te Ayrılık Olmaz ismiyle çıkarmıştı. Tekirdağ Çerkezköy ilçesinde özel bir bakım evinde tanışan bedensel engelli çift dünya evine girdi. Tekirdağ'da bakım evinde tanışan engelli çift dünya evine girdi. Bedensel engelli Ser Uzbiçen ve Ahmet Tatar, Tekirdağ Çerkezköy ilçesinde özel bir bakım evinde tanıştı. Bir yıllık arkadaşlıkları devam ederken evlenme kararı aldılar. Sonunda! Çift, Çerkezköy Kültür Merkezi'nde kıyılan nikahla dünya evine girdi. Hayatın ne kadar geç kaldığımı anladım. Yeniden bir hayat, yeniden bir sevgi, yeniden bir huzur. Çift, düğün sonrası kaldıkları bakım evinin aile odasında yaşamlarını sürdürecek. Afyonkarahisar'ın en işlek caddelerinden biri olan Kadınana Caddesi'nin alt bölümü yapılan düzenlemenin ardından yeniden çift yönlü trafiğe açıldı. Uygulamayı beğenen de var, beğenmeyen de. Aşağı ambar yolu olarak da bilinen Kadınana Caddesi'nin alt bölümü önceki belediye başkanı Mehmet Zeybek tarafından tek yöne çevrilmişti. Aradan geçen zaman içinde tek yön uygulaması Afyonkarahisar kent içi trafikte bazı caddelerde trafik baskısı yarattı. Özellikle şehir içi dolmuş sürücülerinin sefer sürelerinde aksamalar yaşandı, trafik akışı da beklendiği kadar rahatlamadı. 31 Mart'ta belediye başkanı seçilen CHP'li Burcu Köksal gelen talepleri değerlendirerek caddenin yeniden çift yönlü trafiğe açılması için İl Trafik Komisyonu'ndan karar aldı. Çalışmalar yapılarak düzenlemenin tamamlanmasıyla aşağı ambar yolu yeniden çift yönlü trafiğe açıldı. İki taraflı park imkanı verilen caddede bazı sürücülerin çift sıra alışkanlığına devam ettiği görüldü. Trafik ekipleri caddede ring atarak sürücüleri uyardı, ceza kesti. Uygulamaya sıcak bakan da oldu, eski haliyle daha iyi olduğunu belirten de. Hiçbir şey değişmiyor. Trafikte düzen mi yok? Yok, aynı. Değişen bir şey yok. Tek yön mü iyiydi sizce, çift yön mü? Tek yön daha iyiydi aslında. İyi bizim için de, böyle yolun kenarına araba bırakıyorlar ya. Çift sıra parktan mı şikayetçisiniz? Aynen. İşte bu cadde üzeri komple böyle bırakıyorlar. O yüzden trafik sıkışıyor. Uzman klinik psikolog Meriç Demirel, pandemi sonrası sosyal ilişkilerin bozulduğunu, iletişim sıkıntıları ve bazı ruhsal bozuklukların arttığını söyledi. Ergenlik çağındaki çocuklarda yaşanan bilgisayar bağımlılığı için de radikal adımların atılması gerektiğini belirtti. Afyonkarahisarlı genç psikolog Meriç Demirel klinik açılışını seçkin davetliler eşliğinde yaptı. Birbirinden lezzetli Afyonkarahisar yöresel ürünlerinin ikram edildiği açılış kokteylinde genç hekim hem davetlilerle ilgilendi hem de günün anısına fotoğraflar çektirdi. Açılış kurdelesini sevdikleri ve ailesiyle birlikte kesen Demirel duygularını ifade etti. Mesleği ilk adım attığımdan bu yana bu kliniği açmak hayalimdi. Ve şu anda bu hayalimi sizlerle gerçekleştiriyor olmanın gurur ve mutluluğunu yaşıyorum. Bir psikolog olarak yenilikçi ve bilimsel temellere dayanan tedavi yöntemleri sunmayı hedefliyorum. Genç psikolog Meriç Demirel Kanal 3 mikrofonlarına güncel konular hakkında da bilgiler verdi. Özellikle pandemi sonrası insan ilişkilerinin değiştiğine işaret eden Demirel, obsesif bozuklukların arttığını söyledi. Pandemide hepimiz evlere çok alıştık ve bir süre evden çıkmadık. Devamında da yasaklar kalktıktan sonra bir kesim evet dışarıya çıkmaya devam etti. Ancak bir kesim alıştığı düzene devam etti. Bunu tercih etti, daha rahat hissetti. Pandeminin bize getirdiği evet vakalarda artık
artışlar var. Örneğin obsesif kompulsif diye adlandırdığımız OKB ya da depresyon ya da stres, travma sonrası stres bozuklukları gibi vakalarda artış gördük. Evet. Bu da maalesef sosyal ilişkileri de etkiledi. Artık eskisi kadar dışarıya çıkmadığımız için insanlar sosyal medyalara yöneldi. Sosyal medyalar gerek olumlu gerek olumsuz olarak bizleri çok etkilediler. Tabii sosyal medya günümüzde çok güçlü bir nokta. Önemli olan burayı doğru kullanmak. Ancak çok fazla vakit geçirdiğimizde yanlış alanlara çocuklar da, gençler, yetişkinler, hepimiz tüm yaş grupları yönelebiliyoruz maalesef. Ergen çocukları olan ailelere de öneriler yapan psikolog Demirel şunları dile getirdi. Biz buna internet bağımlılığı adı altında bakıyoruz ve evet günümüzde oldukça yaygın. Oyun bağımlılığı da eklenebilir buna. Bu da sosyal medyanın bize verdiği, getirdiği bir maalesef olumsuz bir etki. Aslında şöyle, evet biz bunlar üzerine çalışıyoruz terapilerde. Genel olarak işte bilişsel davranışçı yöntemler uyguluyoruz. Davranış yapılandırması yapıyoruz. Saat sınırlaması getiriyoruz. Bunları uygulamak etki sağlıyor tabii ki. Çok küçük yaşta ekran sokmamalarını rica ediyoruz ailelere. Yani çocukların hayatı daha aktif olsun, daha dışarıya çıksınlar. Ekran çok fazla olmasını istemiyoruz. Ama bir oyun bağımlılığı söz konusu olduğunda tabii ki bunu sınırlandırmak yapılabilecek en doğru hareket olacaktır. Çanakkale'de bir bisikletli seyir halindeyken sucuklu yumurta pişirip yedi. Sosyal medyadan paylaşılan görüntülerse büyük beğeni aldı. İşte o anlar. Sosyal medyada içerik üreten bir bisiklet sürücüsü olmaz denileni yaptı. Turgay Çerezci adlı bisiklet tutkunu genç bisiklet sürerken Türk mutfağının ünlü lezzeti sucuklu yumurta yaptı. Olayın adresi Çanakkale. Daha önce bisikletini sürdüğü esnada kahve demleyen Çerezci bu kez sucuklu yumurta yaparak izleyenlerin ağzını sulandırdı. İçerik üretmeyi zaten küçüklüğümden beri istiyordum. Böyle bir içerik fikri geldi aklıma. Challenge'lar olsun, bisiklet üzerinde olsun, koşu yaparken farklı farklı yani hibrit bir sporcu olarak sosyal medyada yer almaya çalışıyorum. Çektiği her videoda çıtayı daha da yukarı çıkaran Turgay Çerezci bisikletiyle Çanakkale sokaklarını da gezdirdi. Bisikletin üstünde ilk başta kahve yaparak başladım. Daha sonrasında hazır noodle yaptım bisikletin üstünde ve gelen yorumlar üzerinden bu işi geliştirmeye devam ettim. Daha sonrasında sucuklu yumurta yaptım ve ileride daha da farklı yemekler bekliyor bizi. Daha önce makarna da yapan Çerezci'nin bir sonraki videosunda hangi yemeği yapacağı merak konusu oldu. Açıkçası yorumda ilgi çeken ve dikkat çeken yorumları ele alarak yemek yapmaya çalışıyorum. Son paylaştığım videoya bisiklet üzerinde Kayseri mantısı açma yorumu gelmiş ve bayağı beğeni almış ama onunla ilgili bir düşüneceğim. Trafik kazaları can almaya devam ediyor. Geceden güne düşen kaza haberi Şanlıurfa'dan Siverek ilçesinde. Motosikletin sulama tankerine çarptığı kazada iki genç hayatını kaybetti. Kaza görüntülerinin servis edildiği kent Şanlıurfa. Siverek ilçesinde yaşanan kaza iki genci hayattan kopardı. Kaza Siverek-Şanlıurfa karayolu üzerinde yaşandı. Orta refüjdeki çiçekleri sulayan sulama tankerine motosiklet çarptı. İki genç kazada olay yerinde hayatını kaybetti. Olay yerine gelen sağlık ekipleri ve polis çevre güvenliği alarak başka kazaları önledi. Kazada hayatını kaybeden gençlerin yakınları sinir krizleri geçirdi. Sivas'ın Yıldızeli ilçesinde yer alan ve eski adı Samuha olan Hitit şehri Kayalıpınar'daki kazılarda prenslere, başkatiplere, katiplere ve kaya tapınağı beylerine ait 50'nin üzerinde mühür baskısı ortaya çıkarıldı. Hitit şehri Kayalıpınar'da kraliyet ailesi üyelerinin mühürleri bulundu.
Bilgiyi verense bölgede yapılan kazılara başkanlık eden doçent doktor Çiğdem Maner. Doçent doktor Maner, alandaki yeni dönem kazılarına Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın izniyle başkanlık yapıyor. Bugüne kadar kazılarda eski Asur ticaret kolonileri çağı, Hitit, Roma ve erken Bizans dönemi kalıntıları, Hitit kralları, prenses, prens ve görevlilerine ait çok sayıda mühür baskısı bulundu. Kazı Başkanı Doçent Doktor Çiğdem Maner, Kayalıpınar'da son 2 yıldır yapılan kazılarda Paleolitik çağdan Selçuklu dönemine kadar kesintisiz yerleşim olduğunun belirlendiğini söyledi. Mimari açıdan da eski Asur ticaret kolonileri çağı, Hitit, Roma ve erken Bizans dönemlerine ait yapı izlerinin ortaya çıktığını anlatan Maner, kraliyet ailesine ait mühürlerin de ortaya çıkarıldığını belirtti. Mimari açıdan da eski Asur ticaret koloni ve Hitit dönemine ait, Roma ve erken Bizans dönemine ait yapı izleri ortaya çıkmaktadır. 2024'te tekrar geçen sene çalıştığımız Hitit idare binasında çalıştık ve yeniden mühür baskıları ortaya çıktı. Bu mühür baskıları sayesinde yeniden Hitit kraliyet ailesini, tarihini yeniden anlamaya yardımcı olacak bilgiler ortaya çıktı. Onun dışında eski Asur ticaret koloni dönemine ait yapılar ortaya çıkarmaya başladık ve o dönemde Zırh'da herhalde büyük bir yangın felaketinin olduğunu keşfettik. Diğer arazi çalışmamızda ise yeniden Hitit yapısı, farklı kullanım evreleri ve onun üzerine yapılmış bir Roma yolu ve erken Bizans dönemine ve Orta Bizans dönemine tarihlenen yapı izleri ortaya çıktı. Bu haberle ana haber bültenimizin sonuna geliyoruz. Tekrar görüşünceye dek hoşça kalın efendim. Mutlu hafta sonları.